Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, alışık olmadığınız bir formatla karşınızdayım. Burası benim Nasıl Olurdu TV projem. Ne yalan söyleyeyim, ben de hep istemişimdir ki şöyle masa başı benim de kanalımda bir YouTube videom olsun. Ama bazı YouTuberlar gibi 10 dakikayı doldurmak için boş boş konuşup zaman harcamayacağım. Tam da kanal ismimin hakkını veren Nasıl Olurdu videosu sunacağım. Az çok benim dizilere, filmlere olan ilgimi biliyorsunuzdur. İlk sunacağım videoda tam bu tarzda olacak. Mesela bir döneme damgasını vurmuş Aşk-ı Memnu ve Kara Sevda dizisi. Bu muhteşem dizilerdeki başrol oyuncularını birbirine montajlasaydım nasıl olurdu? Mesela Aşk-ı Memnu'daki Bihter'le Kara Sevda'daki Kemal'i karşılaştırıp konuştursaydım. Efendim? Sen uçuşa uçuşa evlilik hazırlıkları yaparken ben ceza çekiyorum hala. Hiçbir şey olmamış gibi bir yuva kur diye sürüyorum zincirlerimi. Sen günahlarından arın diye daha nasıl batayım çamura söyle. Şu anda müsait değilim. Öyle mi? Bu kadar rahatsın yani. Yarın konuşsak. Yarın ne olacak? Hiç endişelenmiyor musun? Şimdi de Behlül'le Nihan'ı konuşturalım. Yaşadıklarının ağırlığını düşünüyor. İhanetimizi düşünüyor. Emir Kozcuoğlu'nu unutmayalım lütfen. Sırada o ve Bihter var. Beni sevseydin nasıl olurdu diye hiç düşündüm. Bir kere benim olsaydın. Hayal olmaktan çıksaydın. Dudaklarının tadını bilseydin. Günümüzde sosyal medya hayatımızın en önemli noktasında, hatta merkezinde diyebilirim. Eminim bana katılıyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim, yaptığımız her şeyi sosyal medya için yapıyoruz. Aldığımız kıyafetleri, yediğimiz yemekleri, gittiğimiz yerleri, hatta s**tığımız tuvaleti bile paylaşmayı çok seviyoruz. Bir de bunu en çok yapan... Ben böyle değilim. Ne salak salak şeyler yapıyorlar. Hah, bir bu kalmıştı, bunu da yaptılar. Diyen kişiler en çok yapanlardır. Şimdi yorumlarda bir sürü linç yiyeceğim ama olsun. Yorumun iyisi de kötüsü de bizim için çok faydalı. Çünkü etkileşimi aktif tutuyor. Neyse, konu dağılmadan sadede geleyim. Şimdi size sosyal medyanın hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu anlatan 10 numara bir skeç izleteceğim. Selin, benimle evlenir misin? Ya, 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 çok güzel ya. Kafam kadar şuna bak. Bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha söyle. Niye? Instagram'a koyacağım, bir daha söyle. Benimle evlenir misin? Ya çok tatlı değil mi ya? Benim bunu hemen kızlar WhatsApp grubuna atmam lazım. Kızlar, bomba gibi haberlerim var. Ay çok güzel, çok güzel. Aa dur, ben olsun hiç çatlatmadım. Aa Ayşe'nce? Ay ben Aysun'u arayacaktım, çok pardon. Aa Facebook'u unuttum ya, Facebook'u nasıl unuturum ya ben? Onun için farklı açı lazım ama. Ay Ayşe. Selin! Ne? Ha. Ya canım ben hiç hazır değilim ya. Gerçekten kusura bakma, olur mu? Merve de beğenmiş. Çapla. Eminim beni buraya kadar izlediyseniz şu an isyan edebilirim. Videolarımı binlerce kişi izlediği halde beğeni sayı çok az oluyor. Defalarca söylememe rağmen izleyip geçiyorlar. Ama ilk bir saatte ne kadar çok beğeni ve yorum gelirse o kadar trende düşme şansım çok oluyor. Bugüne kadar hiç trende girmedim. Trende girmek nasıl bir duygu, bana anlatsanıza ne olur. Reklamımı da yaptığıma göre sıradaki videoya geçelim. Şimdi sırada düşük prodüksiyon bölümümüz var. Neden düşük prodüksiyon derseniz izleyince anlayacaksınız. I feel you.
Dizilerdeki çıldırma noktasına gelen başrol kadınların terapisti olsaydım sizce nasıl olurdu? Bihter yeter artık. Sizin dizi bitti. Behlül de Sühan'la çok mutlu. Asıl bunun için boz diyorum sana, bunun için. Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Sait Bey, Zeynep Hanım geldi. Tamam kızım, beklesin geliyorum. Zeynepciğim. Kimi? Odanı ben öldürdüm, onu ben öldürdüm, öldürdüm! Tamam tamam, sakin ol, sakin ol. Bekle, bekle geliyorum. Susun dedim, susmadı. Sus dedim, susmadı, sus dedim, susmadı. Alo. Deniz, şimdi uyanacak. Bak, başladı bile. Yanına git. Ya tamam da bir sürü müşterim var, hepsinin de durumu çok kötü, yanına gidemem. Git dedim. Ya Nihan 3 tane masal anlattım kızına. Yine de yetmiyor. Ay çaldık herif. Yoksa katılana kadar ağlar. Tamam ya tamam. Gidiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız lütfen yorum kısmına evet ya da hayır yazarak videoyu beğenin. Ayrıca sizin de kafanıza takılan nasıl olurdu dediğiniz bir şeyler varsa lütfen bunu da yorum kısmında yazın bana. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.